أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وقلبه وأنه
İkizler Merkez Yeni Cami Müezzin Kaimi Mustafa Üsküza Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını, açış konuşmasını yapmak üzere Kalkandere Müftümüz, aynı zamanda İkizler'e Müftü Vekilimiz Özlem Çelik Hocamıza arz ediyorum. Buyurun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah, innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, insan olma şerefini bahşeden, iman nimetiyle bizleri müzeyyen kılan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah. Habibi Kibriya Efendimiz, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun. Değerli kardeşlerim, sizler de şehitler diyarı Rabbimizin arzı bu güzel vatanda Cenab-ı Allah'ın Beytullah'ın şubesi olan mescidinde, camisinde, yaygasında. Ey iman edenler, az önce okunan ayette Allah ve Resulü sizi hayat veren şeylere davet ettiğinde durmayın, icabet edin davetine geldiğiniz için. Hepinize teşekkür ediyorum. Rize Müftümüz Hocamız Sayın İsmail Kahraman Hocam, affedersin İsmail Yalçın Hocam, evet ikisi de bizim olduğu için, evet bir bugün güzelce sürüştü diyelim. Değerli kardeşlerim, geçen sene Allah razı olsun, hani sebep olmak vardır ya, bir hayra öncülük yapmak. Yaylalarımız vardı ama yaylaların geçmişini herkes biliyor. İnşallah yeniden yaylalarımız Kur'an meclislerine, Kur'an talebelerine, Kur'an evlerine misafirlik yapsın diye bize öncülük yaptı. Allah razı olsun. Sizler de icabet ettiniz. Siz de olmazsanız biz olmayalım. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Bu sene yaygalarda bugün COVID'deyiz. Geçen hafta bizim Çağrı'nın Hayalleri Cumartesi. Pazar günü hanzerimizdeydik. Bugün de buradayız. Yarın ya da başka bir zaman başka yerlerde Cenab-ı Allah bizleri buluştursun. Sözü uzatmıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah, dün de şehit olan kardeşlerimiz vardı Maçka'da, ülkemizin, vatanımızın bir karış toprağına halel gelmesin diye canını feda eden kardeşlerimiz için, 15 Temmuz şehitlerimiz için, Çanakkale şehitlerimiz için, yani terör olaylarında nice şehitlerimiz var, onları anmak için Kur'an okuyacağız değerli kardeşlerim, dualar yapacağız. Binlerce hatimler okundu, onların inşallah hocamız duasını yapacak. Bizler de ona icabet edeceğiz. Kulağımızla, gönlümüzle burada olacağız. Cenab-ı Allah hayırlısıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. İkizdere Müftü Vekilimiz Özlem Çelik Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Müftümüz İsmail Yalçın Hocamıza arz ediyorum. Buyurun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kuvvete illa billah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. أستعيذ بالله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها إلى آخر صدق الله العظيم. وقال تعالى عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر صلاة الله نصر.
Cenab-ı Mevlam bizleri Kur'an ve sünnet ışığı altında olan bir toplum olmayı nasip edersin. Kur'an'ı ve İslami, Kur'an'ı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda devlet, millet, halk olarak hayat geçirmeyi bu millete Rabbim en yakın zamanda nasip eylesin. Tabii ki Rabbimiz Celle Şanlı bütün varlıklar yaratılmış olan Cenab-ı Allah'ın yarattığı ruh verdiği bütün varlıklar vermemiş olduğu bizim için cemaat kabul ettiğimiz fakat bizim bilemediğimiz yolları itibariyle dizayn etmiş olan Cenab-ı Rabbül Alemin bu kainatı her şeyin bir zikri var. Bütün kainattaki varlıklar Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinin birçoğunda ifade etmektedir ki bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, göremediğimiz veyahut da gözümüz önünde gelip dolaşan bütün varlıklar veyahut da Rabbimiz tarafından dizayn edilmiş, nizam verilmiş olan, yeşillikler bulunmuş olan bütün dağlar taşların üzerindeki varlıkların Rabbine zikir ettiğini görüyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Allah bütün varlıkları yaratmış olduğu bütün varlıkları ve meleklerine bir vazife veriyor. Hepsi de ama şöyle ama böyle Rabbimizi takdis ediyorlar. Melekler kısım kısım kimisi zikirde, kimisi şükürde, kimisi secdede, kimisi kıyamda, kimisi rükûda, hepsi de Rabbimize duada bulunuyorlar. Şeytan aleyhine hariç. Aynı zamanda meleklerin bizim göremediğimiz o varlıklar içerisinde bir şeytan aleyhine var. O zikirde bulunmuyor. Hep isyanda. O kadar bizim göremediğimiz o yaratılmış olanlar Rabbimiz tarafından bizim göremediğimiz bir güç olarak kainatta, varlıklar, Rabbimize zikirde bulunan varlıklar. Ama şeytan aleyhinden içten değille. Ama Cenab-ı Mevlam bunların daha mükemmelini eğer Rabbine kul olursan, Rabbinin emirlerini yaşarsan, Rabbinin koyduğu kurallar içerisinde hayatını geçirirsen, insanları da halife, hilafet makamına oturttuğunu ifade ediyor ayet-i kerimesiyle. Demek ki bütün varlıklar yaratılmış olan görüp göremediğimiz, gördüklerimizin ölçülerini kendimiz kıyaslıyoruz veyahut da şöyledir, böyledir mütalaa edebiliyoruz. Kalp yönünü, ruh yönünü biz bilemiyoruz. Ama öbür tarafında bizim göremediğimiz varlıklar devamlı Rablerine zikirde, şükürde bulunuyorlar. Rükûda, secdede bulunuyorlar, kıyamda bulunuyorlar. Hiç isyan etmiyorlar. Vazife verildi, icra olmuyor. Ama hep aynı istikamette, hepsi de aynı düzeyde devam ediyor. Ama insan böyle değil. Onun için Cenab-ı Allah yeryüzünde yaratmış olduğum Adem oldu. Ve onların hizmetine vermiş olduğum varlıklar. Onun için Cenab-ı Allah bir ölçü koymuş. Yeryüzünde yaratılmış olan varlıklar halleriyle Rabbilerine zikirde bulunuyorlar. Tesbihatla bulunuyorlar. Güzel bir huyler var. Kısım'a bakılan bana bir avdur. Ayet-i kerimelerinde ve birçok ayet-i kerimelerinde yeryüzünde yaratılmış olan bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Allah'ı zikrederler. Onlar hiç durmadan Rablerine zikirde bulunurlar.
edilmiş. Kuşlar gökyüzünde uçarken karşısından gelen bir böcek onun ağzına giriyor. Onun nimetini öyle vermiş. Derelerdeki sularını kesmek isteyen balıklara bir şeyler vermiş. Onun üzerindeki olan balıklara balıkları teslim etmiş. Hiç yerde oturamayıp veyahut ayaklar üzerinde duramayan kuşlara Cenab-ı Hak alemin gökyüzünde nimetlerini vermiş. Demiş ki siz sadece Allah'ı zikredeceksiniz. Onların vazifesi devamlı Allah'ı zikretmek. Ama onlarda da değişim yok. Melekler böyle vazifesini yapıyor. Varlıklar böyle vazifesini yapıyor. Ama insanlara Cenab-ı Allah hem aşağıların aşağısını hem de yukarısını gösteriyor. Aşağıların aşağısı kötüdür diyor. Ama ezber sahibi çok kötüdür diyor. Acayipliğini gösteriyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı olarak teşkil edilmiş olan Firdevs cennetini gösteriyor. Onun için düşmanlara mümkünler diyor ki Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Ey benim ümmetlerim, dua ettiğiniz zaman, Allah'a yalvardığınız zaman dualarınızda Firdevs cennetini isteyin diyor. En üstünü gösteriyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uhrevi hayatta mahşer günden öbür tarafa gittiğinde cennete ulaştığında işte orasını gösteriyor. Bizi de öyle dua etmemizi istiyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü sen öyle dua edersen, öyle ya Rabbine yalvarırsan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sana bildiğini ölçülerde İslam'ı ve Kur'an'ı yaşarsan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben Firdevs cennetinde olacağım. Bana komşu olmak istiyorsanız işte yeryüzünde Allah'ı zikredeceksiniz. Benim gönderdiğim bu tam hayat olarak kabul edeceksiniz. Hayat olarak yaşayacaksınız. Benim hadislerimle amel edeceksiniz. Ölçüyü göstermiş. Cenab-ı Mevla ona vazifeyi vermiş. Ama o öyle bir peygamber ki Cenab-ı Rabbil Alemin bütün insanlığın felkine çıkarmış onu. Çünkü şair öyle diyor. وَاَشَرْ مِنْ كَلَمْ تَرَحْتَ قُرَانِ وَاَشْمَرْ مِنْ كَلَمْ تَرِحْتَ قُرَانِ قُلِبْتَ مِذَرَّانِ كُلْ عَلِمِ Ya Muhammed, Abdullah İbni Zübeyir öyle diyor. Zübeyir'in Allah böyle ifade ediyor. Ya Muhammed, sen o kadar güzelsin ki bu gözler senin gibi bir güzeli hiç görmemiştir. Bakınız. Böyle bizim televizyonlarda basında medyada diyorlar işte şöyle güzel, böyle güzel, şöyle bilmem ne, şöyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor şair sözü ve ahsen min kelem tavaqattu ayni benim gözüm diyor senin bir güzeli görmedi ya Resulallah ve eşver min kelem terdun ise ey Allah'ın Resulü sen öyle müşmelsin ki müşmel ne demek birçok şeyleri içerisinde toplanmış sakalı, bıyığı, burnu, gözleri, bakışı, oturuşu, kalkışı, yatışı, insanlara hitap edişi, insanlarla hemhal olması, hepsi farklı bir şekilde en güzel Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki, Hulitten Bermen, aynı zamanda hem terebim ise, ya Resulallah, sen o kadar müjdesin ki, senin gibi bir evladın daha bu dünyada hiçbir kadın doğurmadı. Hiçbir kadın doğurmadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kim gördüğünü günleri hemen İslam'a dahil olur. Tabi şeytanı hariç. Bir de şeytan gibi şeytanlaşmışlar hariç. E bunlar bitecek mi bitmez aklımızda aynı şeytan gibi şeytanlaşmışlar.
Müslümanlar hedef seçerler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işte böyle güzelliğe sahip bir peygamberdir. Onun için kezzer pita diyor. Bak şair, bu siyasette öyle dedi. Bu siyasetten duydun mu? Duydun mu? Hüseyin Hazretleri'nin beyinleri var. Kim ki diyor onu böyle resimleyip güzelleştirip yazar, çizer, bir afiş yaparsa, yapıştırırsa evinde musibetler gelmez. Öyle diyor. Ama adam şeytansa o bir, onun faydası da olmaz tabii ki. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kainatın efendisi, işte en üst seviyede. Ama diyor ki, Cenab-ı Rabbil Alemin, benim ümmetim eğer Allah'ın emirlerini hayata geçirir. Çünkü bir aile, bir devlet önce fert, sonra karı koca, sonra çocukları, sonra aile, sonra köy, sonra kasaba, sonra vilayet, sonra büyük şehir, sonra da bir devlet. İşte diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz diyor Kur'an'ı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini hayata geçirirseniz, köylü, millet, toplum, devlet olarak onu yaşarsanız, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle hayat geçirirseniz, âlâ yönlüğüne Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vaat ediyor. Onun için yapmamız gereken çok şey var. Bu milletin yapması gereken çok şey var. Hocaların yapması gereken çok şey var. Alimlerin yapması gereken çok şeyler var. İslam aleminin yapması gereken kendi bünyesinde çok şeyler var. Memleketimizdeki idarecilerimizin, valilerimizin, kaymakamlarımızın, komutanlarımızın, müftülerimizin, imamlarımızın, devlet başkanlarının çok yapacağı işler var. Sadece bunlar kalamaz. Sadece ben bu şekilde işte elhamdülillah bak camimiz açık namaz kılıyoruz. İsrail de diyor. İsrail de diyor. Gidin diyor. Gidin şurada namazınızı kılın ama sokaklarda bir anarşi ve terör bırakmayın. Kendileri terörist. Kendileri anarşist. Ama namaz kılmayı onlar terör ediyorlar. Allah'a Bismillah demeyi onlar terörist ilan ediyorlar. Onlar kendileri terörist. Onlar kendileri zalim. Dünyayı karıştırdılar. İslam alemini birbirine vurduruyorlar. Suriye'de olanlar sadece Suriye'de kalkın birbirleriyle değil. Oraya yerleşmiş olan küffar ve zalimlerin yerleştiği adamlarla beraber işbirliği halinde bu şekilde dünyayı karıştırıyorlar. Biz diyorlar dünyanın efendisiyiz, diğerleri de bizim kölelerimiz. Onlar bize verecek, biz yiyeceğiz. Biz böyle yaşayacağız. Kim demiş? Theodor Herzl diyor, Yahudilerin en fikir babası olan Theodor Herzl diyor. Diyor ki bütün diğer insanlar, Yahudilerden hariç bütün insanlık bizim kölemizdir. Onlar bize hizmet edecek. Bizler rahat ve güzel bir şekilde hayat geçireceğiz. Yaptıkları olay budur temelde. Anlayışları budur. Bugün Mescid-i Aksa'yı, Ravza-i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravzasından Hristiyan alemi, Selçuklu tarihinde, Osmanlı tarihinde her Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidindeki o birleşmeyi, dünya ümmetinin birleşmesini hazmedemeyen o kafirler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedini çalmak için tüneller yaptılar. Ama ihbar edildi Allah tarafından. Onun için onu yapamadılar. Şimdi Mescid-i Aksa'dan başladılar. Biz burayı dağıtırsak, Kabe'yi de en son bıraktır, orayı yıkarsak, ortadan kaldırırsak, bu Müslümanlık diye bir şey kalmayacak anlayışıyla yaptıkları bütün tuzaklar bunlardır. Hedefleri büyüktür.
Müslümanlar kardeşlik duygularına uzaklaşmışlar. Konu komşu birbirleriyle konuşmuyorlar. Aynı otellerde olan, apartmanda olan birbirleri tanımıyorlar. Ve her taraf karış karışmış. Müslümanlar birbirinden kopmuş. Kardeşlik duyguları raflara kaldırılmış. Kur'an'ımız bir zamanlar kaldırıldığı gibi böylece gönüllerden çıkarılmak istenmiş. O gün barışamadılar. İşte şu hafızlarımız, bizim hafızlarımız, bunların gönlünde Kur'an var, beyinlerinde Kur'an var, kalplerinde Allah korkusu var. Bunlar istikbalde kaymakam olacaklar. Devlet yöneticileri olacaklar. Hükümet başkanları olacaklar. Yarın fatihler bunların içerisinden çıkacak. Yavuz Sultan Selimler bunların içerisinden çıkacak. Kanuniler bunların içerisinden çıkacak. Onun için korkuyorlar. Osmanlı bir daha gelirse, o zaman 600-700 yıl yaşadılar. O zaman teknoloji yoktu. Valiler birbirine haberleşmeleri mektupla zordu, zor günlerde ulaşıyordu. Ama şimdi bir araya gelirlerse, teknolojinin sizde yaptığı haberleşmenin kolay olduğu, cebinizdeki bir aletin bütün dünyadan bilgiler verdiği bir asırda, eğer bu Müslümanlar bir daha bilinirse, bu Müslümanlar bir daha bir araya gelirse, bu Müslümanlar bir daha Kur'an'ı hakem kabul ederse, hakem olarak koyarsa, bunların artık biz bir daha kurtulamayız. Diyorlar, korkuları bu. Benim kayınbiraderim var Londra'da. İş sahibi, o şöyle diyor. Yeni geldi, 2-3-4 gün kaldı gitti. Şaşkınlar diyor. İngilizler şaşkınlar, Almanlar şaşkınlar. Ya bu Türkiye nasıl böyle zenginleşiyor? Nasıl bu tüneller yapılıyor? Nasıl bu uçaklar dünyanın her tarafına ulaşıyor? En büyük uçak şimdi ulaşım noktaları Türkiye'de. Afrika'nın her noktasına gidiyor. Küffarın her noktasına gidiyor. Bunlar şaşkın. İstanbul'da köprüler, tüneller yapılıyor. Şehirler değiştiriliyor. Şaşkınlar. Korkuyor. Allah onların kalplerine inşallah o korkuyu verdi ya. Onlar panikliyorlar. Son savretleri saldırıyorlar Türkiye'ye. Anadolu'ya saldırıyorlar. Afrika'yı bıraktılar. Uzak Doğu, Yakın Doğu'yu bıraktılar. Eğer biz bu Anadolu'daki Yavuz Sultan Selimler'in torunlarını, Fatihlerin torunlarını, işte gemileri şu şekilde, bu şekilde geçirenleri, atla şuradan buraya gidenleri, bunlar yarın o zaman böyleydiler, gelecekte ne olur? Korku sardı. Ama korkunun ecele faydası yok inşallah. Onun için korkmayın, şaşmayın ey yiğitler. Bakınız işte geliyor Fatih'in torunları. Onun için korkuyorlar. Ama ben size şunu söyleyeyim. Kardeşlerim, çok çalışacağız. Feyde feralte fen sattı ile rabbike ferda. Ne demek? Feyde feralte fen sattı. Birden boşaldı mı bir işi bitirdin mi öbür gün yöneliyor. Yani çalış, hiç geri kalma. Yola devam ediyor. Feyde feralte fen sattı ile rabbike ferda. Şimdi birileri söylüyor ya, ne diyorlar orada? Durmak yok, yola devam diyorlar. İşte anlamı bu. Adam Kur'an'dan seçmiş onu. Kafasından seçmiyor. Bir milletin kitabı Kur'an'sa, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyse, o milleti kimse durduramaz. Tarih böyledir. Onun için olacaktır. Korkmayın. Bizim Yavuz Sultan Selim'imiz öyle diyor. Haki bay tutya yasya elmeden ey madeni nur yuda. Kimse sensiz duramaz hakkı usul. Tezir
seni dayanamayız ya Resulallah diyerek karşısına varıp eyle isyan ettim ya Resulallah. Eyledim bir hakkını bile cerim. Oldum eşhası hevalle dedim. Eyle isyanım ya şefaat ya kerim ya Resulallah. Elmeder ey madem nur-u hüda diyor. Yavuz Sultan Selim diyor. Resulullah'ın yanına varıyor. Gittir Resulullah Yavuz Sultan Selim. Bilmiyoruz ki Osmanlı Sultanlarında birkaç tanesi gitti. Yavuz Sultan Selim'in gittiğini bilen yok. Resulullah'ın kabrini yan yansa yıldırını. Böyle diyor. Gelmiş huzuruna eyledim bir her türlü geçerim. Oldum ve şahsı olay denedim. Eylek siyanım şefaat ya kerim. Elmeler ey madenim yok. Elmedet, ya maden nur-u da Allah'ın madenidir peygamberimiz. Ya şu adama bak, şu sultana bak. Ya o Sultan Selim'in ismi köprüye verildi diye yıkmadık duvar bırakmayacaklar. Bu ne zalimler? Bu ne zalimler? Siz onu tanıyamazsınız, o Allah sevdalısıydı. O peygamber sevdalısıydı. Onun için peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu yanına vardığını söyleyelim. Şiir beytinde şöyle diyordu. Ey keremkan Resul-i Kibriya. Resulullah'a söylüyor. Kemterindir bu Selim, bu birdir. Neydi ya o Sultan Selim? Evet, bu Selim Gülhata. Kemterindir. Bu Selim Gülhata. Gülhata ne demek? Ne demek? Gülhata, gül. Gül, dolu. Çok. Gülhata, hatalarla dolu. Ya Sultan Selim. Ya Allah'a aşkı. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Resulullah'ın yanına gitmiş, ona yalvarıyor. Ey Selim Gülhata. Dergahından iltica eder hata. Yani dergahına geldim ya Resulallah. Ben Rabbime yöneldim. Ama senden yardım istiyorum. Rabbime yalvarıyorum. Kenterimdir. Bu senin bir tür hata. Kenter ne demek? Ashab-ı keyfin neyi var? 41'i var. Kenter de ona benzer bir kelimedir. Diyor ki kütmir, hani köpek diyor. Ama biz köpek diyemeyiz, ayetli geçiyor. Ne diyoruz kütmir? Böylece diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben diyor senin huzuruna geldim. İşte bir kütmirim diyor. Sana yalvarıyorum. Rabbime ifade et. Rabbimden istiyorum diyor. Kim diyor bunu? Yavuz Sultan Selim Han. İstanbul'da Edirne'de son nefesini verirken onun hocasının ismi neydi? Hı? Hasan Can değil mi? Hı? Hasan Can yanında. Ya Hasan diyor, ya Hasan diyor, Yasin oku Yasin. Ben onun son nefesindeyim artık. Ben Rabbime kavuşuyorum diyordum. Ta selam kalbim ve Rabbi Rahim ayetine geliyor. Ruhunu teslim ediyor. Selamun aleyküm ya Rabbi. Değil mi çocuklar? Oku bakalım kim var ya burada hafızlardan? Bir tane soktu. Selamun aleyküm ya Rabbi. Müttezi demeyin. Yok hafızlardan bakacaksın. Onlardan değil bize. Çünkü onlar bizim yavrularımız, küçük çocuklarımız, hafızlarımız istifade. Gel buraya. Neden getirdim biliyor musunuz? Şimdi buraya okuyalım ki Yavuz Sultan Selim'in okuduğu ondan sonra da biz tamamlayalım. Ama devam edeceğiz konuşmaya. Devam edelim mi? Edelim. Çok bakalım onu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun kavlem min rabbir rahim. Vastadul yevmeyi vel mücrimun. Alem a'ad ileyküm ya bani adem en la ta'bun şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Ve ni'buduni. Ha
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يؤمنون بما كانوا تكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فأنى يبصرون Evet, kardeşlerim, bizim tarihimiz böyle. Biz tarihimizle övünüyoruz. Ama tarihimizle övünürken tarihimizi, o yaşantıyı orada kesilmiş bir tekrar devri yaşıyor, devam ediyor. Onun için sen Osmanlı mısın? Değilim ama Osmanlı olmak istiyorum. Selçuklu musun? Selçuklu olmamış ama olmak istiyorum. Osmanlı neden olmayayım? Benim tarihim o tarihim. Dünyaya ferman okuyan bir tarihti. O tarih Kur'an'ın konuştuğu bir tarihti. O tarih Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin konuştuğu bir tarihti. Kanuni onunla konuşuyordu. Fatih onunla konuşuyordu. Yavuz Sultan Selim onunla konuşuyordu. Vahdettin onunla konuşuyordu. Abdülhamit Han Hazretleri onunla konuşuyordu. Neden ben istemeyeyim bu tarihi? Onun için bu nesil tekrar o hayata dönüşün özlemini yaşıyor. Bu insanlar, çocuklar, bu evlatlarımız Osmanlı'nın torunlarıdır. Cenab-ı Rabbül Alemin tekrar bu milleti, o yaşanmış olan ihtişamlı devleti bu millete nasip eylesin. Rabbim şer güçleri şerrinden muhafaza eylesin. Küffar ehlini şerrinden muhafaza eylesin. Yahudileri Rabbim perişan eylesin. Hristiyanları perişan eylesin. Yahudi ve Hristiyanlarla beraber olup da bu memleketin evlatlarına paramparça edenler, şehit olanlar perişan eylesin Rabbim inşallah. Bu millet Allah'ın kitabıyla amel etmesi, yaşaması gereken bir millet. Onun için bizim özlemimiz budur. Bunu özlüyoruz. Bunu ifade ediyoruz. Bundan dolayı biz hayatımızdan memnun değiliz. Çünkü biz tarihimizle övünürken o ihtişamlı tarihi iki kat artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bundan dolayı kardeşlerim, bakınız dün akşam anlatmıştım Saygı Camisi'nde, dün Cuma'dan. Bugün de ifade etmek istiyorum. Çok üzüldüm. Onun için anlatayım. Geçen hafta internette çok dolaştı. Vatikan papası diyordu ki, Vatikan neresi önce onu söyleyeyim birazcık. Ben Hollanda'da bu din teorisi üzerine okudum. Doktora'ya gitmiştim. Onların ne olduklarını, ne halk dediklerini biliyorum. O papazların, o rahibelerin. Ne inane yediklerini biliyorum. Hiçbirisi de, hepsi de yalan söylüyor. Vatikan'ın başındaki papa da yalancı. Bu milleti dünyayı kandırıyor. Diyor ki, Vatikan'ın papazları evlenmez. Neden evlenmez diyor. Onlar Vatikan ve dünya Hristiyan aleminde diyor kadın hakları. Kadın hakları diye bir şey böyle salıyorlar değil mi? Salgılıyorlar milletin arasını. En hain onlardır. Kadın hakları falan yok onlardan. Çünkü Papa Hristiyan aleminin yani Katolikler bunlar bir kere zaten Hazreti Havva validemizi Kain idam etmişlerdir. Hazreti Havva Kain derler. Kain'e ihanet etmişlerdir. Neden? Çünkü
Çünkü Adem Aleyhisselam cennette attıran odur diyorlar. Bundan dolayı kadınlar hain olduğundan dolayı Vatikan'daki papazlar evlenmezler. Anladınız mı şimdi? Duymuş muydunuz? Benden duymuş. Papa'nın neden evlenmediğini, Vatikan'ın neden evlenmediğini gibi. Onlarda kadın hakları yok. Ama dünyayı böylece karartıyorlar, bu insanlığı kandırıyorlar. Halbuki kadın hakları İslam'da var, Kur'an'da var kadın hakları. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma, işleri neyse günahın yarın kimin Allah'ın şeye, ya Fatıma sen benim parçamsın ama sana şunu söyleyeyim kızım, ben seni çok seviyorum ama yarın ukrevi hayatta bu dünyada nasıl çalışman gerekiyorsa din ve Kur'an hakkında öylece çalış, yoksa ahirette ben senin için bir şey yapamam diyordu. Ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde kabul haklarını savunuyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men âle felâfe felâ fe'tebehûne fe'hsenehûne dehalel cennet. Ne demek? Aklınızda kalması için söylüyorum. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Ne demek? Kim ki diyor üç tane kız çocuğunu İslam edebiyle, Kur'an edebiyle yetiştirirse, onları Allah'ın kitabıyla amel edecek, yaşayacak, böyle streçler, şunlar, bunlar, kıyafetler giymiş, bunlar değil, Kur'an ve İslam nasıl ifade ediyorsa, öylece onlara edep verir, yaşatırsa, annesini, babasını diyor cennete koyar Cenab-ı Allah. Bakın. Men âle selâse benet. Hocalar bunu söylesin ya. Men âle selâse benet. Fettebâme tahsene hûne dâhâle cennet. Değil mi? Eser mezunu var yanımızda da. Bakmayın o başka yerde çalışıyor. Üniversitede falan ama. Bakar bir kendisi eser mi? Onun için söylüyorum. Arkadaşımız da kardeşimiz. Onun için ne diyor? İslam edebi, Kur'an edebi. Onun için Vatikan kaydı ilan etmiştir. Geçen de bundan bir sene öncesi Vatikan'dan bir erkek evlendi. Ne yaptılar? Afaroz ettiler. Sonra ne yaptı? Boşandı. Boşandıktan sonra da Papa onu affetti. Buna Allah affeder, buna zalim. Diğer öncü hatası var, Allah affeder. Kendisini Rabb'i ilan etti orada. E Kur'an'da öyle söylüyor zaten. Erbanlar bir gönülde değil mi? Onun için aziz kardeşlerim, İslam en güzel yönetim. İslam en güzel idare. İslam en güzel yaşantı. İslam insanı yücelten, Allah'ın en yüksek zirvesine çıkaran, kulun ulaşabileceği makama çıkan bir varlıktır. Onun için Cenab-ı Allah halife ilan ediyor. Bütün varlıkları şimdi gelelim. Ama Vatikan geçen gün ne dedi? İlan etti, Papa ilan etti. İtalyan televizyonunda. Bütün Hristiyan alimine söyledi. Dedi, bu Müslümanların kızları çok değiştiler, bozuldu demiyor. Bize benzediler. Bizim kızlarımızı ayıramıyoruz sokakta. Hangi Hristiyan, hangi Müslüman ayıramıyoruz? Dediler ki, Hristiyan alemine duyurdular evet, geçen hafta, 15 gün oldu. Görmedim, duymadın mı? Cemil Hoca. Haç taksınlar boyunlarına dediler. Biz Hristiyan mıdır, Müslüman mıdır bilemiyoruz. Bizim Müslümanlar öyle değiştiler ki bizim kızlarımız, gelinlerimiz, evlatlarımız Hristiyan çocuklarına benziyor. Hristiyan kızlarına
Yarın Allah'ın huzurunda ne yapacaksın? Nasıl ona hesap vereceğiz ey babalar? Nasıl hesap vereceğiz? Nasıl hesap vereceğiz Rabbimize? Onun için kardeşlerim, kimliğimizi öyle bozdular ki Osmanlı'nın tarihten silinmedi ama fetret devrimi yaşıyor. Ondan sonra içimizdeki kainler, alimlerimizi astılar, kestiler. Kur'an'ımızı örümcekli raflara bıraktılar. Ondan sonra bir de Necip Fazıl'ın dediği gibi çöplüğe atılan mukaddes emaneti, hak devletçiler hakkı en büyük ihaneti. Çöplüğe attılar. Yakın zamanda da attılar. Ben biliyorum. Mesela Ege'nin Marmara'da bir ilçede Kutlu Doğum Haftası'nda dağıtılan Kur'an'ları çöplüklerden topladık biz. Öyle uzağa gittim. Bizimkiler diyor ki işte Yunanistan camileri yıkıyor. Bulgaristan yıkıyor. Gürcistan yıkıyor. Avrupa yıkıyor. Müslümanlara saldırıyor. Ula Müslüman, yanına şimdi baksana. Hiç daha tarihte böyle bir şey olabilir mi? Bizim camilerimizi yıkıyorlar. İçimize de yıkıyorlar. Kur'an'ımızı kendi içimizdeki çöplüğe atıyor. Ondan sonra Yunanistan Savaşı'nı bilen var mı içinizde? Sizler biliyorsunuz. Biliyorsun değil mi? Yunanistan'la Türkiye Savaşı bilmiyor musun? Allah'ın bilgisi. Hayır o değil. Kıbrıs Savaşı. 74'ten. Evet. 74. Kaç şehit vardı? 250. İçimizdeki kıyametle beraber kaç? 250 oldu ya. Tam 250. Halimize bak. Halimize bak kardeşlerim. Bu milletin bu millet nasıl oluyor? Ya tamam, diyorlar ki Allah operasyonu şu yaptırdı. E yaptırdıysa yapmasaydınız, insanı öldürmek haram değil mi? Minetler, keter, nâle, ben, İsmail, enne, hukumda, direnen, semiler, etsin, etmezer, dünyam, teker, ne kadar direnler? E niye öldürüyorsun? Neden o uçaklarla saldırıyorsun? Öbür tarafında tankın önüne yatan imanıyla genci nasıl eziyorsun? Sen yaptın onu, senin adam yaptın. Diyorsun ki yok beyler biz yapmadık da işte birileri yaptı. E o zaman seni öldürüyorsun. E baksana o zaman. Ya yalan, yalandır ne söyleseler ve seyret namına. Harumanlar yıkılır bu ifadeler namına. Şahit söylemiş, ben söylemiyorum. Hala onu da birisi söylemiş. Ne diyor biliyor musun? Ben harumanlar yıkılır İslam namına. O da şeriatlar diyor. Bak kafir nasıl? Ya onun için kardeşlerim. Nazlara bakınız alıyorum. Kur'an okuyacak, ilahı okuyacak kardeşlerimiz var. Ama sizler çok güzel insanlarsınız. Ben yüzeye hayvan kaldım. Tabi burada hopak şeyde oflu da var da oflu da bitişik sizin komşunuz olduğu için ofları da seviyoruz. Ama hakikaten çok güzel insanlarsınız. Ne diyeceğim? Gece burada gerçek mi oldu? Ben bak bir şey anlattım. Geçen bundan 3-4 ay için Bandırma'daydım. Kışın. Bandırma'da İmatikler Koordinasyonu konferans verilecekmiş. Dediler ki benim geldiğim oraya duymuşlar birinden. Telefon ettiler. Hocam gelip bizim konferansı verir misin? Ne zaman? İşte 2-3 gün sonra. Tamam. Gittim oraya. Konuştum. Üniversite talebeler böyle arkalarda salonda oturuyorlar. Ön tarafta halktan oturuyor. Gençler, üniversite öğretmeni, öğretim üyeleri. Ben öyle beklettim ki bu hafızlık üniversitesini falan orada vizenin
Hele bir de konserde o gün benim yanımdaydı. İki çocuk yani. Çocuklar imatik öğretmemiş herhalde. Babalar. Dedim ki çocuklar hafız yapsana da ne güzel öğretmiş. Onlar demesin ki hocam biz hafız derler. Küçük bir şey daha. İkisi de. Ben utandım o anda. Arkadaşlar vardı. Vardılar. Onlara anlattım oradan. Oradan da üniversitede öğrencilerden bir tanesinin dayısı mı amca dayısıymış herhalde. Bizim Şeyh Camisi var ya bize. Onun imamı var Celalettin Hoca. Oymuş dayısı. Onu aramış. Ya lise müftüsü bir anlattı Rize'yi bizden uçaktı. O kadar medetti ki biz şaştık. Çok sonra benim yanıma geldi. Hocam dedi, ben dedi, Keramettin de Arap yavrusu ondan önce. Dedi, ben dedi, Rize'ye bildirdim. Sen ne dersin, bir şey mi? Eğer dedi, bir kötü konuşsaydım Rize hakkında, gece burada istifa edip o sabahleyin oraya gitmemem lazım. Onun için biz Rize'yi seviyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Bu Kur'an'ı hizmette devam edin. Bu Kur'an'ı hizmette, bu evlatlarınızı yetiştirmede devam edin. Geçen seneki, biliyorsunuz biz şimdi icazetlerimiz tek yapıyoruz. Sonra yapanlar oluyor, yapsınlar. Ve geçen sene icazetti, önce ondan önce tek tek yapıyorlardı. Ben üçüncü icazeti yaptım lisede. Bana adam birisi sarıldı, ağırlıymış. Çocuğu hafızlığı bitirdi o zaman, sana indirdim. Sarıldı abim. Ben dedim ya niye alıyor bu herhalde hafız olduğu için hani oğlunu. Onu alıyor zannettim. Hocam dedi, bu hafızım dedi çok seviyorum. Ama dedi benim onun evladım birisi daha da dedi. Onu alıyorum. O babalar ağlamasın. Bu çocuklara sahip çıkalım. O dağdaki giden çocuk eğer benim Yavuz'um devlet başkanı olsaydı bu orta olmazdı. Kanuni orada olsaydı devletin yönetimi o arada olmazdı. Ama işte birileri yaptı. Önce Kur'an kitaplarını kaldırdılar. Ondan sonra alimlerimizi, ulemalarımızı İzmir'in Çankaya'sında hep böyle binlercesini idam ettiler. Benim bir hocam vardı Ali Tosun, 140 yaşlarında şimdi hani öldü de yani öyleydi. Dedi, evladım dedi, Alem bizim, sizin burada Haydar Hoca var ya, o da gençliğinde onun talebesi. Haydar Hoca onun talebesi. Onun ihtiyarlarında da yani Halit Osman Hoca'nın ihtiyarını ben onun talebesiyim. Yani Hoca Efendi'yi tanıdım. Kütahya'nın Murat Dağları'nda dedi, karların içerisinde 3 sene yaşadık dedi, karın içinde. Mağaralarda bizi idam edecekler. Onun için bak Rabbimiz, devletimiz, milletimiz el ele verdi. Elhamdülillah, devletimiz, bak Kur'an okumuşlarının imamatifleri sonuna kadar açtı. Hiç kimse geliyordu. Daha yakın zamanda 8 yaşından aşağısını alamıyorduk. Ondan sonra 5-6 yıl, 10 yıl öncesi biz 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuğu camiye alamıyorduk Kur'an okumuşunu. Ama şimdi 4-6 yaşayım. Ben onu diyorum ki, ana karnından doğdu mescid. Ana karnından doğdu. Kur'an okumuşlar. Neden? Hristiyan alemi bunu. Bugün Hristiyan yani aleminde hastanede doğduğu anda çocuğun yani dünya defterine yazıyorlar. Diyor ki hangi kilisede vaftiz edilecek, hangi kilisede din eğitim alacak hepsini belirliyorlar. Daha karnından doğdu hastanede. Biz de artık öyle. Onun için ben ruh olsun diyorum. İlahiyatlarda üniversitelerde cami yapılıyor, bağırıyorlar. Hele bir din halk gibi midir? Ne vardır? Ne namussuzluktur PKK'nın? Zalimler deryası geçiyorlar. Eğer o deryası bilmiyorsa Türkiye'de bir şey var demek. Huzursuzlar. Onun için bizim evlatlarımız mescitlerde doğar, mescitlerde büyür. Hristiyan alemi öyle yapıyorsa onlar öyledir. Onun için biz evlatlarımızla övünüyoruz. Çocuklarımızla övünüyoruz. İşte bazıları rahatsız oluyor diyor, nasıl böyle konuşuyorsun? Rabbim diyor işte bize göre konuşsana. Bize göre konuş da biz de hani
yani nesil istiyor? Yani namaz kılmıyorlar, ışını kılsan olur, kılmasan da. Çok iyi o zaman, müftü çok iyi ama. Ya camiye gelsen de olur, gelmesen de. Çok iyi o zaman. Ya siz gidin denizde yüzün çırılçıplak, ondan sonra gelin de cuma kılın. Müftü çok iyi. Ama zaniler gibi olmayın dedin mi? Örtülmüş daraslar, örtülmüş çıplaklar dedin mi ayaklanıyorlar? Günahlar gibi yine onu söyleyeyim. Bizim Şeyh Camisi'nin yanında bir bot var, buna yazdık. Hani örtülü çıplaklar diyor, hadisi var. Yani Allah lanet eder onlar bir peygamberimiz. Yani gaz vücutlarını daracık giymişler, streç diyorlar. Ne olduğu belli değil. Fransa çıkarıyor, bizimkiler giyiyor. Fransa çıkarıyor, bizimkiler hemen giyiyor. Fransa çıkarıyor, biz en iyisi uyguluyoruz. Kendileri de giymiyorlar ha. Bakınız, Fransızlar, Yavrular, Alman, Hollandalılar bize dediler ya şöyle giyinin, kendileri hiç giymezler. Aklından bir kısa şey, onu da kot pantolonu kesmişler, öyle giyiniyor. Bizimki burada en güzel. Adamlar alışmışlar, bu tüm Müslümanlar, bunlar kaybetmiş rota ediyorlar. Ama dövüş var. Nasıl Peygamberimiz Uhud'dan döverken racanem cihad nasarıyla cihad bekler. Biz artık diyor küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Savaş küçük cihad. Ama insanlara atmak, Kur'an anlatmak, Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı yaşatmak, Kur'an'la amel etmek, Kur'an'la sistem kurmak büyük cihattır. Onun için hepiniz cihada hazır olun. Allah söylüyor. Eğer böyle yapmazsanız Cenab-ı Allah diyor ki sizi kaldırır, başka bir kavim getirir, onlar gerçekleştirir. İlla tepki bu. Yâbdikim azâben elîmen ve yestebdil kâmemeyrekûm ve la tadurlu hüseyye. Allah bana bir şey veriyor. Hiçbir şey size alır. Hepinizi öldürür veyahut da gönderir veyahut da şu şekilde bu şekilde helal olursunuz, sizin yerinize daha mükemmeli o dini hakim kılacak bir nesil getirir. Ve o nesil siz o öldürülen veyahut da şirk peşan olmuş olanları Allah'a zarar da veremez. Allah hakimdir. Allah hakimdir. Allah gönlümüzü de biliyor, yaşayışımızı da biliyor, bütün kainatı dizayn ediyor. Rabbime şükürler olsun. Böyle bu güzel insanların içinde burada konuşmak var ya, benim için en büyük bahtı ya. Ben var ya, böyle konuştuğum için, sizden nasıl sevmiyorum biliyor musun? Böyle güzel insanlar dinliyorum. Ben eskiden konuşuyordum Batı'da. Hep orada geçti hayatım. Kendi içeride bana vazettirmiyorlar şimdi. Ama burada hepsi dinliyor ya. Ne güzel insanlar ya. Bağırıyor bir tanesi. Müftü Bey! Burası bilmem neresi? Burası kavuşan değil. Ya burası Türkiye'nin içerisinde üstünü. Öylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Elferde. Ufkumuzu açan, İslam aşkımızı, şerifimizi artıran bu güzel konuşmalarından dolayı ilk müftümüze teşekkürlerimizi arz ediyorum. Sayın Müftü, değerli cemaatimiz, şimdi asıl merasimimize, yani Kur'an ziyaret programı bölümüne geçeceğiz. Ben hocalarımızı hem sizlere tanıtmak hem de yerlerini onlara almak istiyorum. Zavendikli Mustafa Hoca, Kopuzlar Kur'an kursu öğrencisi Mustafa Türk, Kur'an-ı Kerim okumak üzere. Buyurun Sayın Hocam. Ermalı Köyüsün Mahalle Camii İmam Hatibi Savaş Papağan. Derebaşı Köyü Merkez Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Eyüboğlu. Buyurun Sayın Hocam. İlahi okumak üzere Sayın Hocalarımızı davet ediyorum. Orta Kaplıca Camii İmam Hatibi Davut Aslan.
Mühtü Mahalle Cami Müezzin Kayyumu Betullah Öz Habiboğlu, Sarada Belediyesi Müderrisler Camii Müezzin Kayyumu Talha Mücahit Eyüboğlu. Şimdi mikrofonu sayın hocalarımıza bırakıyoruz. Onlar programı inşallah icra edecekler. Samet hocamız burada mı? Eğer burada ise sayın hocamızı buraya alalım. وعندهم
Ya Rabbi,
رب هب لي حكما
Seni seven kişi ver.
ya Resulallah. Aşık yolusun canı ilmi şefaat canı. Aşık yolusun canı ilmi şefaat canı. Alemlerin sultanı sensin ya ya Resulallah. Biz söyleriz söyleriz la ilahe illallah. Dillere bir deyleriz la ilahe illallah. İllallah illallah la ilahe illallah. İllallah söyler durur hepsi, sekiz cennet kapısı, la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Ezer rahmetin yeri, taşar nimetin zemi, şüphesiz söylemedi la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya you.
Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم
Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Tabii 2600 rakamına çıkınca değil bizim nefeslerimiz, arabamız çalışmıyor. Kornası çalışmıyor, sesi çıkmıyor böyle oluyor. Ama kendisinden Rabbimiz razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Biz teşekkürlerimizi yapalım. Öncelikle bu programları başlatan ikinci senesini yapıyoruz. İlk mülkümüze Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel bir şeye başlangıç yaptı. Allah'ın adı anılıyor, Kur'anlar okunuyor. Yine ilçe mülkümüze, ilk mülkü yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz bu programlarda. Bizleri koşturuyorlar, yanımızda bulunuyorlar, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Yine bizleri burada ağırlayan özellikle o yaylasında Tahir hocamızın ekibine, arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. İl ve ilçe müftülük ekibine bu işin zorlu kısmını, taşıma kısmını organize yapıyorlar. Onlara da burada huzurunuza teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimize başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere yine dün Trabzon'da bir elim hadise meydana geldi. İki kardeşimiz, askerimiz orada, biri asker olmak üzere, iki vatandaşımız şehit. Onlara da buna rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Rabbimiz mekanlarını cennet eylesin, ailelerine sabırlar versin, hayırlı uzun ömürler versin. Ve her şeyden önemlisi, işin en zoru, siz cemaatimize teşekkür ediyoruz, en zoru siz yardımınız. Yani nereden hesap etseniz iki saat dinlemek gibi bir durum söz konusu değil ama siz sabrınızı günler içerisinde dinlediniz. Rabbimiz sizlerden de razı ve memnun olsun. Ben şimdi sözü dua yapmak üzere ilk müftü yardımcımız Ali Çakmak hocamıza arz ediyorum. Buyurun sayın hocam. Evet, aynı günler diliyorum. İki saat oturduktan sonra bizim kelam etmemize adet yok. Yani pişmiş yaşa su katmış gibi oluruz. Biz su katmayalım inşallah, krem takalım, dua edelim değil mi? Hadi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. İlahi ya Rabbil alemin. Bu güzel mekanda, bu güzel zirvede senin kelamını okutma fırsatı bizlere bahşetmiş olduğun için sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, bu güzel programa uzaktan ve yakından katılan genç yaşlısında Kur'an kursu hocalarımızla ve bay ve bayan kardeşlerimize bu öz verili, güzel günlerini, güzel vakitlerini senin kelamını dinlemek için ayırdıkları için ya Rabbi biz kendilerine razıyız. Sen de onlardan razı ol ya Rabbi. Hangi istek ve arzularla dua ediyorlarsa onların bu isteklerini, bu dualarını, kalpten gelen isteklerini ve tekabbelâ râbbâhâ kutabûnün hasenâ sırrâ mazhâreyle ya Rabbi. Gelmek isteyip de vasıta eksikliği veya değişik sebeplerle bu yolculuğa katılıp katılamayıp senin kelamını dinlemekten mahrum olan kardeşlerimize de inşallah bundan sonraki yıllarda bu tip organizasyonlara katılma fırsatını ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel âlemin. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, gönülden gönüle bizlere karmaştıran sahabe-i bizim tabi'in, etbav-ı tabi'in, fesih-i ve muhaddislerin de ruhlarına hediyeleri ulaştır ya Rabbi Alemin. İlahi Rabbi Alemin, Kur'an kurslarımıza, Türkiye'mizin değişik bölgelerinde göz aydınlığı, göz nuru olarak nitelendirmiş olduğun evlatlarını, senin kelamının okutulduğu şu mekanlara göndererek, senin dinine çocuklarıyla beraber hizmet etmeni isteyen ailelere sabır, huzur, sükunet, mutluluk nasip etmeli ya Rabbi Alemin. Hangi niyet ve arzular var çocuklarını senin kelamınla buluşturmak istemişlerse o isteklerini kendilerine ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Alemin, şu an itibariyle evinde veya hastanede şifa etmeye kardeşlerimize Eyüp Aleyhisselam'a ihsanda bulunmuş olduğu o yüce şifayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Alem bizleri derimsel dermansız bırakma ya Rabbi. Bizleri korktuklarımızdan emin bulduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Hangi duygu düşünceyle ibadet ediyorsak onun karşılığını bizlere ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Alemin, şahsımıza, ailemize, ülkemize yönelik
sezip sezemeyeceğimiz, tahmin edip edemeyeceğimiz ne kadar işte kötü planlar varsa, kimler bu kötü planı kurmuş iseler, kurmuş oldukları bu kötü planlara ilk önce kendileri en düşmelerini onlara nasip eyle. Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi el alemin, uzaktan ve yakından gelerek bu güzel atmosferi derin ve duygusal olarak hissetmek için şu anda şu camide ve dışarıda bulunan kardeşlerimizin, bizlerin de ölmüşlerine rahmet, geriye kalanlara sıhhat ve afiyetler ihsan edin. Ya Rabbi, bizim bu organizasyonumuzu burada huzur ve güven içerisinde yapmamıza katkısı olan başta güvenlik güçlerimize, polis ve asker kardeşlerimize sabr-ı cemilden hayırlı amel nasip eyle Ya Rabbi. Bu güzel vatanı bizlere emanet bırakan şehitlerimize, şuraylarımıza garibani rahmet eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi Alemin, özellikle Anadolu'ya, bu güzel topraklara, İslam'ın yayılmaya başladığı 1071 Manaslı zaferiyle, daha birçok savaşla beraber sırf senin rızanını, ilahi ürünlerini bu güzel yurtlara, yerlere, gönüllere yaymak için fikri olarak, zihni olarak, teknik imkanlarla mücadele edip de Kurtuluş Savaşı'nda ve özellikle 15 Temmuz gecesi adı bizim gibi Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice olup da ruhu hiçbir zaman için bizimle beraber olmayan Müslüman görünüp de ruhlarını satanları kahru perişan edin. Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi El Alemin 15 Temmuz gecesinde elinde, dilinde Allah'u Ekber iddiasıyla, gönlünde senin sevginle, elinde bağımsızlığının sembolü olan bayrağıyla yollara düşerek, engelleri aşarak, tankları durdurarak, ölümü dahi korkutarak cesaretin kendisinde bulup da şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Kansı olup da şu anda evinde veya hastane köşesinde aman ameliyat olmuş, tedavi bekleyen gazilerimize de sabr-ı cemille, hayırlı ömürler, bereketli yaşamlar nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi alemin, öbür alemde sahibinde feriyemun fil cenneti ve feriyemun fissa'in, cennet ve cehennem fırkasına ayıracak o günde bizleri de cennet fırkasına dahil eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi alemin, ezanlarımızın susması için gayret gösteren, bağımsızlığımızın sembolü olan şu al bayrağımızın dalgalanmasına tahammül edemeyen gafilleri, zalimleri ıslah eyle Ya Rabbi. İslahları mümkündeyse kahalis bir şerifiyle kahru perişan eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi alemin, şu anda şu mekanda bulunup da evlenme çağı gelmiş, evlenememiş, bayrağı vermemişler. Evlenmiş ama mutlu olamamış. Eşi yazdığı problem var. Yani huzuru henüz yakalayamamış. Veya evlenmiş ama henüz eşlerin birbirinin kıymetini bilecek seviyede herhangi bir aile olgunluğuna sahip olamamış kardeşlerimize. Evleneceklere iyi bir eş, huzursuz hayat sürdürenlere huzurlu bir hayat nasip eyle Ya Rabbi Alemin. İlahi Ya Rabbi Alemin, çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ın peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle Ya Rabbi. Hasretin, günah hastalıklarından, yalandan, riyadan, gıybetten, hasetten, arsızlıktan ve özellikle de namussuzluktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Yani şu anda günahsız olacak seviyedeki yavrularımızın el açmış olduğu bu duaya iştirak eden bu kardeşlerimizin de o samimi duygularına, isteklerine, bizim de isteklerimize kadarak şu an itibariyle Kabe'nin etrafında hac fazlası için göreve gidip bu ibadeti yapmak için tavaf edip de dualara kabul olunan kardeşlerimizin dualarına bizlerin de istek ve arzularını katarak dualarımızı fakatat ve lalâ bu harbi kabulü hasen-i sırrına asar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an kuşlarımızın ayakta durması için gayret gösteren, onların ihtiyacını giderme noktasında fırsat bekleyen, o işte de bir sevap kazanmak için zaman fırsatları değerlendiren zenginlerimize, gönül insanlarına sabr-ı cemille hayırlı ömrüne nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi Alemin, bu güzel dinimize hizmet etmiş. Peygamber Efendimiz döneminden beri ve bu zamana kadar Kur'an eğitim vermiş, Kur'an eğitim vermiş. Başka ilmi ve ahlaki anlamda gönüllerin açılmasında, ferahlık bulmasında katkısı olmuş hocalarımız, ölmüş hocalarımıza gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Ve senin kelamını okutulma noktasında sabah gecesini gündüzüne kadar hizmet eden ve şu anda hala bu hizmete daim olan hocalarımıza, emekli olmuş ama bu hizmet noktasında gayretini gösteren kardeşlerimize, hocalarımıza, değerlerimize, göz bebeğimizde olan hocalarımıza
sabr-ı cemilde ve hayırlı ömürle ilahi ya Rabbel alemin nasip eyle ya Rabbi. Bu güzel senin mescidin olarak, Kabe'nin bir şubesi olarak bu zirvede dahi şöyle güzel bir mekanın, bir mescidin senin evinin yapmasına gayret göstermiş, yapmasına katkı sağlamış olan kimler varsa bu camimiz, yandaki camilerimiz, bir cümle bütün köydeki camilerimizi inşaatında çalışmış, emek sarf etmiş, katkı sağlamış, kendi evinden daha öncelikli halde bunu tutmuş olan ölmüş kardeşlerimiz var, varsa onlardan rahmet eyle ya Rabbi. Hayatta kalanlara da sağlık, sıhhat, afiyetle nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin kelamlarını böyle daha zirvelerde okutabilmek için bizlere fırsatlar ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için, bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için el-Fatiha.